Selamun aleyküm arkadaşlar. Evet, yeni bir oyun videosunda tekrar beraberiz. Diğer videolarımızda benim sesimi duymuyordunuz. İlk defa sesi oyun videosu çekme niyetindeyim. Yavaş yavaş videolarımızı geliştirmeye çalışıyorum. Tabii bir yandan başka işte çalışıyorum. Çalışırken fırsat buldukça bunları yapmaya çalıştığım için biraz yavaş ilerliyorum. Evet. Şöyle bir dünya haritasını açtık ama dünya haritasıyla işimiz yok bizim. Nakliye piyasasına girelim. Tek seferlik işletelim. Çünkü tek seferlik işlerde hem ekstra ayrı ayrı tırları görebiliyoruz. Hem de güzel paralar kazanıyoruz. Bu videoyu kısa tutacağım. Hani 3000 kilometre, 4000 kilometre falan benim bu şeylere biraz hastalığım var. Ondan dolayı biraz bu seferki oyunu deneme amaçlı çektiğim için biraz kısa tutacağım. Şimdi İsveç tarafındaki işlere bakalım. Bakalım nasıl bir iş bulacağız. 1500 kilometreymiş. Bu da çok. Şöyle bir 400-500 kilometre falan bulalım biz. 786 kilometre demiş. Şu Renault Magnum çekici var. 452 kilometre. Bu işi alalım bakalım. Neymiş? Kullanılmış plastik götürecekmişiz. Bu işi alalım bakalım. Şöyle öncelikle bir tırımıza dışarıdan da bakalım. Renault'un Magnum modeli tır. Bu piyasada pek tutulmadı. Ben normalde de kamyoncuyum. Zamanında pek tutulmamıştı ama çok güzel, efsaneleşmiş bir çekici bu. Gerçi navigasyonu yoktur bunun. Şöyle aracımızın içine bir geçelim. Evet. Bakalım, bir çalıştıralım bakalım. Yolumuza çıkalım yavaş yavaş. Şimdi arkadaşlar, başka simülatör oyunları da ben çekmeye çalışıyorum. Şu sıralar ETS ile Truckers of Europa'ya sardım. Bayağı grafikleri falan gerçekçiliği diğer oyunlara göre biraz daha iyi geliyor benim açımdan, yani bilmiyorum, tercih meselesi gerçi bu işler de. Mecbur yan tarafta navigasyonu açmak zorundayım. Çünkü aracımızın navigasyonu yok maalesef. Normal siville kullandığım gibi kullanacağım arkadaşlar. Öyle kuraldır muraldır falan, tamam, kurallara uyuyoruz da siville de çoğu şeye uymuyoruz yani. Uymuyoruz derken, yani kamyonda bazı şeylere uyamıyorsunuz. Doğal olarak kamyon çünkü büyük bir araç olduğu için. Evet. Sağlam, kuvvetli ama. Ben bu oyunu Logitech mi dönüyor, nasıl dönüyor, orijinal ismini pek söyleyemiyorum, dilim dönmüyor. G29 model direksiyonuyla kullanıyorum, oynuyorum. Gerçekten zevkli oluyor arkadaşlar, yani denemek isteyenler, almak isteyenlere direksiyonu tavsiye edebilirim. Gerçi daha niceleri var bu oyunları çekenler, onlar sizlere daha güzel tavsiyelerde bulunuyorlar da fiyat olarak yani en düşük fiyatlardan biri diyebilirim. En kalitelilerin arasında en düşük fiyatlar. Yoksa ne direksiyon setleri var yani bu. İsmi T ile başlayan, dilim dönmüyor dediğim gibi. O direksiyon seti çok güzel diyorlar. İleri doğru bakalım, bir şeyler katmaya başladığı zaman bu YouTube bize, biz de tabii içeriklere katacağız, yansıtacağız. İçeriklerimizi VR gözlükle çekmeye başlayacağız o zaman da. Daha da gerçekçi olacak.
aslında yavaş yavaş gerçi benim bir tane bol notum var burada da. Hani böyle yeni başladım sonuçta ben bu oyunlara. YouTube'da göre göre heves ede ede biz de dedik yaparız. Niye yapamayalım? Belki bize de katkısı olur falan diye. Gerçi şu ana kadar 2 senedir hiçbir katkısı olmadı bize de. Artık yani bize bir katkısı olmadığı sürece yatırım yapmayacağım. Çünkü sağlam bir yatırım yaptığım zamanında, gerçi bilgisayarım çok eskimişti zaten, almak istiyordum. Hem dedim bu işleri yaparım falan. Gittik 30 bin liraya bilgisayar aldık. Şimdi gerçi 30 bin liralık bilgisayar oldu 60-70 bin lira. Ama bize bir getirisi olmadı. Getirisi olana kadar da artık yatırım pek düşünmüyorum. Elimizdekilerle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Biraz sıkın falan bu dış kaplama olayları son zamanda çok ilgimi çekmeye başladı. Onlara biraz gireceğim, onların üzerine biraz gireceğim. Şu an ETS için fazla vakit bulamıyorum da mobil üzerinden Truckers of Europa 3'te biraz vakit geçiriyorum. Onda skin yapmayı falan öğrendim. Yavaş yavaş öğreniyorum daha doğrusu. Tam anlamıyla çözemedim daha da. Çözen arkadaşlarım videolarını izle. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bakalım. Yeni skinlerle onların da videoları gelecek. Evet, videonun geri kalanını arkadaşlar ben sizi yolla baş başa bırakıyorum. Ara ara katılırım gene konuşmaya, sohbeti de. Fazla da konuşmayı seven bir insan değilim normalde ama aslında seviyorum da anlatacak şey bulamıyorum burada. Burada Sessiz TV arkadaşıma da selamlar olsun. Ahmet arkadaşıma selamlar olsun. Onlarla da bazen ara ara beraber online oyun çekiyoruz. Sağ olsunlar, destek oluyorlar bana. Gün gelecek, bunun gerçeğiyle de ben size videoları atmaya başlayacağım. Yani bunların gerçek yol videoları. Bilmiyorum bu kanalda mı paylaşırım, yoksa başka bir kanal mı oluştururum onun için bilemiyorum ama dediğim gibi yani her şey karşılıklı ya. Hani bir şeyler kazanmaya başlayınca insan doğal olarak hani hayatına da yansıyor, işine de yansıyor, çevresine de yansıyor. Biz de yansıtacağız yani yavaş yavaş. Yarım depo benzinimiz varmış, mazotumuz daha doğrusu. Yarım depo mazot bizi götürür oraya ya. Nereden nereye gittiğimize de bakmadık bak. Nakliyecilik yapıyoruz, lojistik işi yapıyoruz ya. Nereden nereye gittiğimize bakmadık, normalde bakmamız lazım. Gerçek hayatta bakıyoruz çünkü. Gerçek hayatta da bunların evrak işleri oluyor. Araç mühürlüyse, yurt dışından geldiyse ürünler mühürlü araçlar oluyor. Gümrüklü araçlar oluyor. Ben gerçek hayatta tır kullanmıyorum ama yani ben de tıra yakın diyeyim yani 40'a kullanıyorum. Ford'un büyük 32-38'i var. Bilen bilir gerçek hayatta şoförlük yapan arkadaşlar. Onu kullanıyorum ben de. Bu da zevkli bir araç yani. Tabii normalde bu şekilde yani. Hani şimdi oyundayız diye sol şeridi kaptırdık, kapattık gidiyoruz da. Normal şartlarda böyle sol şeridi bu kadar süre kapatmamamız lazım. Çünkü büyük araçların çekiş gücü yüklüyken tabi doğal olarak düşüyor hızları. Rampa yukarı. Rampa yukarı çıkarken işte bazı arkadaşlarımız kamyonculara falan sitem ediyorlar ama hani yok solladılar, yok işte tehlikeli hareket ettiler falan diye. Şimdi kamyon kullanmayan insan tabi kamyoncunun halinden anlamaz. Biraz anlayışlı olsalar, çünkü o yükü sonuçta oraya hani bir yerden bir yere götürürken hız kesmememiz,
sonuçta bir takograf olayı var. Belli bir saat süresi var. İşinde yetişme süresi var. Bunları yapabilmemiz için hız kesmememiz gerekiyor. Doğal olarak yani yavaş giden, keyfe gider giden arkadaşlarımız sollamak zorunda kalabiliyoruz yani. Hani kimseyi tehlikeye atmadan yapmaya çalışıyoruz bunları ama o yüzden biraz daha duyarlı olursa arkadaşlar, arkadaki aracın önüne kırdım mesela, oyunda bile hemen sol şeride geçtiklerimiz. Bakalım bu videomuza ne kadar beğeniniz gelecek arkadaşlar. Bir de bayağı abone olmadan izleyip fakat nötr kalan arkadaşlar var. Ya izliyorsanız, beğendiyseniz beğenin. Beğen butonuna basın. Beğenmiyorsanız da beğenmeyin. Yani beğenme butonu da var. Beğenmeme butonuna da basabilirsiniz. Her şeyi açıyoruz. Yani şimdi hatta yorumlarda neyi beğenmediğinizi, neyi beğendiğinizi söylerseniz biz de onun üzerine gider. Onun hakkında daha böyle kendimizi geliştiririz yani. Bu arada konuşarak, sohbet ederek yol kat etmek daha güzel oluyormuş. Yolun nasıl geçtiğini anlamıyor insan. Hani belki çok uzun videoları oluyor bazen. 3000-4000 kilometrelik yollar gene yapacağım da onlarda belki sessizliğe gene belki bürünebilirim. Ya da böyle ara ara konuşurum, fazla konuşmam çünkü her zaman çenem düşük olmuyor. İşten geliyoruz, yorgun oluyoruz. Bir de 2 tane canavarım var evde. Onlarla ilgileniyoruz, onlarla işte aşırı neşir olmamız gerekiyor. Elimden geldiğince her gün video atmaya çalışıyorum ama dediğim gibi bazen yetişemiyor olabilirim. Bu arada oyunun sesinden kendi sesimi ben duymuyorum. Umarım sesin kötü çıkmaz. Olmadı editlerken sesi de oyun sesini biraz bir tık alta düşürebilirim belki. Ayrıştırabilirsek. Gerçi telefondan editliyorum genelde ama bilgisayardan editleme işini bir türlü çözemedim arkadaşlar. Çok karışık geliyor bilgisayar edit programları bana. Şöyle kantara girelim. Kantara girmiyoruz. Sol şeritmiş. Pardon, sağ şeritmiş. Sol şeritmiş. 172 euro geçiş ücreti. Arkadaşım. Bilmiyorum. Belki izleyeniniz vardır. Yasin Uzun. Onun için bir video yapmıştım. Umarım denk gelir de izler, atlamaz. Yani gerçekten başarılı bir arkadaş. İşe atılma şekli falan filan. Gerçekten imrendim yani. Allah başarılarını daim eylesin kardeşim. Daha güzel yerlere gelirsin inşallah. Arası bizim de başımıza. Herkes kendi nasibini, kendi rızkını yiyor. Bizim de rızkımız varsa Mevlam elbet diğerlerden getirecek. Böyle 122 kilometrelerle falan gidiyoruz şu an ama arkadaşlar bu gerçek hayatta böyle bir şey yok. 90 kilometreyi geçemiyorsunuz gerçek hayatta. Oyunda
bine bak, nasıl zevk alıyorsunuz kamyon kullanırken. Gerçi kamyona gönül vermiş insanlar bilir bunu. Gerçek hayatta bu daha da zevkli. Tabii daha da riskli, daha zor. Rotarlarımızı kullanmamıştık, bir kullanalım. Aracı tabelaya çarptık. Solda ne olmuş, böyle bir bakalım. Ne varmış solda? Araç yanmış, kaza olmuş. ETS'ye de Türkiye haritasını ekleyeceğim arkadaşlar da. Geçen sefer hatta eklemiştim. Güncelleme geldi. Doğal olarak modlar uyum sağlamadı. Ben de her zaman ETS'ye geçip oynayamıyorum. İşim gereği, ne bileyim. Yani hobi olarak yaptığım için, yani fırsat bulamıyorum. Hani bundan bir gelir elde etmediğim için mecbur geçinmek zorundayız. Bazı yani giderlerimizi, hayat şartlarımızı devam ettirebilmek için başka işlerde çalışıyoruz. Doğal olarak sürekli bunun başında duramıyorum. Duramadığım için de yavaş ilerliyor kanalımız. Olsun, yavaş ilerlesin. Çünkü yavaş ilerleyen her şey sağlam adımlarla ilerler. Sonuçta bir ağacı bile toprağa diktiğinizde yavaş yavaş büyür. Önce bir yeşillenir, çimlenir. Sonra fideye, sonra fidana dönüşür. Sonra işte yavaş 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 köklü bir ağaç olur. Sonra onu yıkması zor olur. Biz de yavaş yavaş büyüyelim. Köklü bir aile olalım. İnşallah oyun gruplarımız da olur. Beraber eğleniriz. Beraber videolar çekeriz. Böyle sağ şeride yanaşalım. Yavaş yavaş bunu geçmeye çalışırsak çünkü kaçırırız yolu. Ama yol dışına çıktığın zaman nasıl titretiyor hemen direksiyonu. Yan böyle şerit, emniyet şeridine geçtiğin zaman işte yolun tozu toprağa varmış da sanki direksiyona şey yapıyormuş gibi. Hop. Az daha kaçırıyorduk. Bak, sola bakalım. Ben araba geliyor mu derken. Olmayacak. Hem ne siz sıkılın. Ben de zaten konuşacak şeyler bulamıyorum diyorum ama çenemizde düştü gerçi.
vapura biniyoruz arkadaşlar. 71 kilometrenin bir kısmını vapurla gideceğiz. İndiğimizde de tahmini bir 10-15 kilometre bir şey kalır herhalde. Sesli videomuz ilk defa oluyor. Daha evvelden gerçi deneme çalışmaları yaptım falan filan ama pek başarılı olamamıştım. İnşallah bunda başarılı oluruz. Çünkü daha evvelden ekipmanlarım böyle güzel ekipmanlarım yoktu. Yani ilk direksiyonum yani Snobby'nin V5 direksiyonu vardı 200-180 derece. Düşünün onunla bir şeyler yapmaya çalışıyordum. Yani doğal olarak da olmuyordu. Bilgisayarım zaten 20 yıllıktı. Ne kadar adam etmeye çalışsak da adam edemiyorduk. En son GTX 550 ekran kartı aldım. Ufak tefek görüntü videolar falan çekmiştim ama yok. Olmadı. İşte en son bunu aldık. Ondan sonra zaten diğer bilgisayarı da çocuğa verdim. Büyük çocuğa verdim. Hani şimdi diyeceksiniz hani çocuğa verdim diyorsun abi falan. Sen ya kaç yaşındasın ki falan. Arkadaşlar ben 42 yaşındayım. Benim çocukluğumda böyle şeyler yoktu. 42 yaşında çocuklarla çocuk olmaya başladım. Hayat amatör yaşıyoruz. Çok fazla büyük olmamak gerek. Çünkü o zaman stres insanı yiyor bitiriyor. Baktım ki stresli olacak gibi değil. Çocukluğa vurmaya başladım. İki tane oğlum var. Birisi 8 yaşında, birisi 1,5 yaşında. Doğal olarak buradan da anladığınız üzere hayata biraz geç başladım. Hayata geç başladın diyorsun, abi diyorsun diyeceksiniz. Evet, insan hayata evlendiği zaman başlıyor arkadaşlar. Ben bunu anladım. Eğer ki huzurlu, mutlu bir evliliğiniz varsa, bir aile yapınız, yuvanız varsa, gerçekten hayata o zaman başlıyorsunuz. Buradan mı geçeceğiz acaba? Dur bakalım. Burası neymiş? Kantar mıymış? Neymiş? Sağ tarafı kurtardık mı? İyi kurtarmışız. Lan aynayı vuracağız. İyi. Ucuna geçtik. Sonra önümüzdeki kapıdan çıkalım direkt sağa falan girmeyelim. Gümrük kapıları bunlar normal şartlarda. Burada da 30 kilometre veriyor mesela. Biz oyunda 30 kilometre ile gitmiyoruz. Çoğu zaman. Ya sonuçta oyun yani. Biraz da keyfini çıkartmak lazım arkadaşlar yani. Gerçek hayatta kamyon sür, oyunda kamyon sür. Zaten gerçek hayatta hız yapamıyorsunuz. Bari burada yapalım değil mi? Derken yani o da abartmamak kaydıyla hani keyfini çıkartmak kaydıyla biraz da gerçekçi olsun sonuçta yani zevk alma şeyle yapıyoruz. Sarıda geçtik. Ceza yemeyiz inşallah. Dediğim gibi şimdi sivilde kamyon kullanıyorum. Tır kullanırken burada yanaşması biraz zor oluyor. Tırın yanaşması biraz çetrefilli, ustalık isteyen bir şey. Şimdi tekrar deneyelim bakalım burada. Ben normalinde mobil oyunlarda yanaşmayı pek yapmıyorum ama ya da bazı oyunlarda. Bunun gerçekliği gerçek hayata bayağı yakın. Bir deneyelim bakalım. Şunlarımızı yakalım. Geldik arkadaşlar. Evet. Park alanının sonunda alan verdi, gösterdi bize. O alana geri yanaşacakmışız.
Bakalım becerebileceğiz mi? Beceririz ama niye beceremeyelim ya? Of, buradan geçecek mi araç? Geçti mi şey ya? Aa, dur bakayım, geçtik galiba bu yarışacağımız yeri ya. Yanlış yere geldik. Bak oraya ne açacakmış. Sola dönüş var mı? Yok. Buradan sola dönüş yok. Geri geleceğiz bence. Arkayı da takmayalım. Oo, çok bayağı hadi deneyelim bakalım. Zor bir yere vermiş bize yanaşmayı. Hop kaçtı. Ah dur. Diğer aynaya bakalım şimdi. Hoppa, diğer aynayı tam göremiyoruz. Kaçırdık. Biz bunu dış kamerayla yapalım. Böyle olacak gibi değil. Kamerayla tabi yaparız, kolay. Ama şimdi aynalar oyunda çok küçük. Ya da şu aynaları açsak. Dur bakalım, bir de öyle deneyelim. Bununla deneyelim bakalım. Zor oluyor arkadaşlar, yani harbiden. Hop.
Aynalar açık olunca daha rahat yanaşabiliyoruz. Şöyle toplayalım direksiyonu, stop edelim, el frenine çekelim. Dış kameraya da çıkalım. Şöyle T'ye basalım. Evet arkadaşlar, bu yükümüz de bitti. Umarım güzel video olmuştur. Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz beğeni butonlarına basmayı, abone olmayı unutmayın. Bunlar bizim için, benim için daha doğrusu önemli. Sizin desteğinizle bir yerlere varmaya çalışıyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Başka videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın, seviliyorsunuz.